Genç ve güzel diyetisyenimiz aramıza yeni katıldı. Bir o kadar canlı gül bir sesiyle kendisini sahnemize davet ediyoruz. Sayın Seda Hanım'sın. Aylık ya da haftalık menüler düzenler, planlar, standart yemek tarifleri
yöntemleri geliştirir. Yiyeceklerin sanitasyon ilkelerine uygun olarak pişirilmesini denetler. Ve oluşan artıkları minimuma indirecek şekilde kâr edilmesini sağlar. Güvenlik olarak da mutfakta besin, araç, yere çalışanlarının sanitasyonu sağlamakta görevlidir. Peki kurumsal beslenme nedir? Kurumsal beslenme danışmanlığı Amerika'da uzun yıllardır pek çok şirkette kullanılan sağlıklı beslenme eğitim hizmetleridir. Bu eğitim programı çalışanların ve yöneticilerin beslenme danışmanlığı, doğru kilo yönetimi, sağlıklı mutfak, spor için beslenme danışmanlığı, sağlıklı menü seçimi ve satın alma, kurumda diyetisyen hizmetleriyle özel eğitim programlarını kapsar. Burada sağlıklı beslenme öğünleri seçen arkadaşları görüyoruz. Bunun dışında sağlıklı beslenme yaşamın her alanında doğru seçimlere bağlıdır. Kurumsal beslenme danışmanlığı çalışanların sağlıklı yaşamaları için önemli bir yatırımdır. Sağlıklı beslenme, çalışanların ve yöneticilerin verimliliğini, şirkette başarı ve motivasyonu güçlendirir. Kurumsal beslenme danışmanlığı hizmeti altında neler vardır? Beslenme uzmanı takibinde önerileriyle sağlıklı çalışanların oranı artmaya başlar. Buna bağlı olarak çalışan hastalığı, çalışanların hastalıkları bağlı işe gelmeme oranı düşer. Çalışanların verimliliği artar. Sağlıklı beslenme ve başarılı diyet eğitimleri sağlık harcamalarında düşür ve buna bağlı sigorta payı ve poliçe satın almada da avantaj sağlar. Doğru menü planlama eğitimine bağlı mutfakta oluşan atıklar baza iner, satın alma kâr eder. Beslenme danışmanlığı ve özel diyet ile ilgili sağlıklı kilo kaybına bağlı olarak iş yeri kazaları azalabilir. Spora yönelik motive edici öneriler ve özel beslenme danışmanlığı ile grup içi iletişim artar. Amerikan Tıp Dergisi Birliği çalışmalarına göre obezite çalışanların sağlıklı olması verimlilik açısından önemlidir. Çünkü obez birey bir senede 6 ya da 9 veya daha fazla sağlık problemleri nedeniyle izin almaktadır. Bunun için de en başarılı seçim kurumsal beslenme danışmanlığı ve sağlıklı diyet eğitim programı olarak gözükmektedir. Peki kurumsal beslenme neden önemlidir? Çünkü kurumsal beslenme danışmanlığı veren bir diyetisyen olduğu zaman şirketimizde, kurumumuzda iş verimi artar, sağlık harcamaları düşer, kuruma bağlı olarak kuruma bağlılık artar, çalışanların bellek ve konsantrasyonları güçlenir, iş potansiyeli yükselir, moral ve motivasyon artar, bu yönde devamlılık sağlanır. Rakiplerin önünde olmak için kurumsal beslenme danışmanlığı giderek önem kazanmaktadır. Dünya çapında kurumsal beslenmeyi kimler uygulamaktadır? Dünyada birçok uluslararası şirket oluşan rekabetçi ortamda daha avantajlı olabilmek için çalışanlarına sağlıklı yaşam programları uygulamaktadır. Wellness Coaches of America, Amerika Sağlıklı Yaşam Derneği'ne göre dünya çapındaki büyük şirketlerin %80-90'ı kadarı bu tip kurumsal programları uygulamaktadır. Texas Instruments, Johnson & Johnson, HP, Morgan Stanley, PepsiCo, Thermar Report gibi kendi sektörlerinde lider firmalar bu programı uygulamaktadır. Peki biz kurumsal beslenme adı altında ne yapmalıyız? Öncelikle yeterli ve dengeli beslenmeyi kendimize ilke edinmeliyiz. Yeterli ve dengeli beslenmek ne demek? Bizim gün içerisinde mutlaka ve mutlaka 3 öğünümüzü yapmamız demek. Yani sabah kahvaltısımızı yapacağız, öğle yemeğimizi yiyeceğiz ve akşam yemeğimizi de yiyeceğiz. Bu kahvaltımızı yaptığımız zaman biz diğer öğünlerdeki açlığı bastırmış oluyoruz. Yani mesela kahvaltımızda mutlaka bir tabak düşünelim. Onu dörde bölüyoruz. Karbonhidratımız olacak, proteinimiz olacak, yağımız olacak ve sebze meyve grubumuz olacak. Yani vitamin, mineraller. Biz bu dörtlüyü bir arada aldığımız zaman iş konsantrasyonumuz artacak ve diğer öğünlerde daha az beslenmeye ihtiyaç duyduğumuz için ağırlık yönetmemizi sağlayabileceğiz. Yani kilo kontrolümüzü sağlayıp kilo almayacağız, obez olmayacağız yani. İş yerlerinde sağlıklı beslenme ilkelerine dayanarak fast food ve abur cuburlara artık son diyorum. Ofis çalışanlarının kilo almalarının başlıca sebepleri arasında atıştırılan abur cuburlar, öğle yemeklerinde fast food tarzı beslenme, su yerine sürekli şeker, çay, kahve, meşrubat tüketimi, çalışma saatleri nedeniyle ofis içerisinde ara öğün bulundurmama ve uzun süren toplantılar sonucunda ara veya ara öğünlerin atlanması demektir. Şimdi bizim gün içerisinde 2-2,5 litre su tüketmemiz lazım. Şunda şöyle bir sebep var. Bayanlarda ortalama bazal metabolizma hızı 1500 kalori, erkeklerde ise 2000 kaloridir. Biz her bir kaloriye 1 litre su tüketmemiz lazım vücudumuzun gereksinimini karşılamak için. Ama biz
Bu yüzden ne yapıyoruz? Çay tükettiğimiz oranda vücudumuza su da alıyoruz ki çaydaki diüretik etkin kapanmış olsun, takviye edilmiş olsun. Asla öğün atlamıyoruz. Atladığımız zaman kilo alıyoruz çünkü. Kilo aldığımız zaman motivasyonumuz düşüyor. İş hayatına da yansıyor, özel hayatımıza da. Mutlaka ve mutlaka bütün öğünümüzü sağlıklı bir şekilde beslenerek karşılıyoruz. Güne kahvaltı ile başlıyoruz. Ve kahvaltıda olmazsa olmazın yumurta, protein. En kaliteli protein, protein kalitesi en yüksek besin yumurtaları %100 protein oranı vardır. Ve bunun pişirilmesini de kayısı kıvamında olmasını istiyoruz. Tam piştiğinde etrafında böyle yeşil, sarı bir tabak da oluşuyor. Bu protein denatürasyonu olduğu anlamına geliyor. Yani protein kalitesi düşüyor. Kayısı kıvamında olduğu zaman %100 proteini vücudumuza sağlamış oluyoruz. Bunun yanında sevdiğimiz bir peynir çeşidi de tüketebiliriz. Mutlaka bir yağ değişiminizin olmasını istiyorum. Zeytin olabilir, ceviz olabilir, omega 3 açısından zengin. Bunun içerisinde yine sebze tüketmenizi istiyorum. Mevsim sebzeleri. Şu an mesela domates, salatalık tercihi yerine roka, maydanoz, kıvırcık gibi sebzeler olabilir. Mutlaka yeşil çay tüketimini burada vurgulamak istiyorum metabolizmamızı hızlandırmak için. Pratik bir kahvaltı istiyorsanız, diyelim ki biz kahvaltı yapamıyoruz, uzun geliyor bize. Akşamdan hazırlayabiliriz kahvaltı tabağımızı. Ya da ne yapabiliriz? Bir su bardağı süt, yanına ceviz, bir porsiyon meyveyle de atıştırmalık bir kahvaltı yapabiliriz. Ama güne kahvaltı yaparak mutlaka başlamanızı öneriyorum. Öğünlerimizi planlarken karbonhidrat içeriği ve çeşidine miktarını özen gösteriyoruz. Şimdi bilinen bir yanlış var bizde. Ekmek asla yemeyelim, kilo aldırır, karbonhidrat kilo aldırır. Sağlıklı seçimleri porsiyon miktarına dikkat ederek gözetirsek, neden kilo alalım? Biz eğer iki dilim bir öğünde tam buğday ekmeği yersek, kepek ekmeği de değil, beyaz ekmek de değil. Çünkü kepek ekmeği ve beyaz ekmek de beyaz undan yapılıyor. Beyaz un içerisinde kepek katılıyor mesela o şekilde. Bu da kan şekerini ani çıkışlar yapabiliyor. Topluluk hissi azalabiliyor. Ama tam bu da ekmek tükettiğiniz zaman topluluk hissi artıyor. Midenizde fosa miktarı artıyor ve B1 vitaminini karşılayabildiğiniz tek grup tahıl grubu. Yani dengeli miktarda sağlıklı da ekmek tüketirsek hiçbir şekilde zarar yok. Bize aksine faydası var. Her 15 dakikada bir omuz, kol, bacaklarımızı hareket ettirebiliriz. Küçük turlar atabiliriz oksijen alımımızın artması açısından. Sürekli aynı odada kaldığımızda gözümüz kapanabilir, esneyebiliriz. Çünkü oksijen sirkülasyonu olmadığında bir çıkıp gelebiliriz. El yüzü yüzümüzü yıkayabiliriz, motivasyonumuz artar, iş performansımız artar. Günde mutlaka 2-2,5 litre su içiyoruz. Ve şöyle bir şey var, ben şimdi size küçük bir sürprizim var. Ara öğünlerimi hazırladım ben. Siz diyorsunuz ya mesela çok zaman alıyor, kaybediyoruz, nasıl hazırlayacak? Hiç üşenmedim. Dün akşam 15 dakika mı aldı? 100 kişiye ara öğün hazırladık. Şimdi bu ara öğünleri yediğimiz zaman akşam yemeği de daha az yiyeceğiz, kilo almayacağız. Ara öğünümüzde nasıl olabilir? Ceviz yağlı olabilir, kuru kayısı olabilir. Benim hazırladığım gibi beyaz ceviz olabilir ki topluluk hissini artıracak. Ve yalan versin var, çok faydalı vitaminler, meyaller var içerisinde. Bunu çok güvenilir bir yerden aldım. Gönül rahatlığı tüketirsiniz ve hijyen kutular altında hazırladım. Eldiven taktım. Yani hiçbir şüphe olmasın aklınızda. Çekmecelerimizde dediğim gibi, benim hazırladığım gibi 100 kişi 15 dakika aldı. Sizin için ya 1 dakika bile almayacak akşamdan ara öğün hazırlamanız. Kuru kayısı, incir, ceviz, fındık, pepe gibi ara öğünlerinizi hazırlayıp çantamıza atalım. Geldiğimizde çekmecemize koyalım. Acıktığımızda hemen onu atıştıralım. Ben bu küçük ödevleri verdik, yalnız sizin de uygulamanızı istiyorum. Ve tüm teşekkür kısmına geçmek istiyorum. Başta Hüseyin Bey ve İbrahim Bey'e çok teşekkür ediyorum beni bu aileye katkıları dahil ettikleri için. Ben 2 haftalık gibi kısa bir sürede çok iyi adapte olduğumu düşünüyorum ve Avrasya Mutlu'nun ailesini çok sevdim. Umarım çok büyük faydalarım olur kendi branşım dahilinde. Olabiliyorsa diğer konularda da çok isterim. Bunun dışında mutfak ekibime çok teşekkür ediyorum ve büyük bir alkış istiyorum. Alkışlarla mutfak ekibi için de. Çok iyi davrandılar. Yani resmen o aile ortamını bana hissettirdiler. Bir de sahneye alıp görürsek mutfak ekibimizi böyle davet edelim. Demet ablayı. Demet Hanım, Zehra Hanım, Emine Hanım, Ahmet Bey. Aynen. Demet Hanım buyurun diye başlıyor. Tamam mı?
alkışlarla tekrar yayınlanıyoruz. Kendine teşekkür ediyoruz.